Adana'nın Kozan ilçesinde 60 dönüm arazide kapya biber üretimi yapan Cumali Aslan, fiyatların tarlada düşüp marketlerde yükselmesine tepki gösterdi. Meşakkatli, yetiştirmesi zor bir ürün. Ama biz bu zorluklara rağmen bölgemiz neden dedik gitsin Hatay'dan, Konya'dan, Bursa'dan, Karahisar'dan, Adana'dan ilçemiz böyle bir ürün oralardan getirilsin. Bizim kendi ilçemizde neden olmasın dedik. Özellikle böyle yol kenarını seçtik. Bütün çiftçilerimiz görsün nasıl yetiştiriliyor, nasıl ürün elde ediliyor, bölgemizde oluyor mu? Gözleriyle görsünler dedik. Ve çok da güzel oldu, yetiştirdik. Maliyeti dönüme bunun 40 lira gibi bir maliyeti var. 40 bin TL, evet, maliyetli bir iş. Ama değerini bulduğu zaman kazançlı bir iş. 7 liraya satmıştım biberin kilosunu, fabrikaya göndermiştim. Sonra salçaya dönüştüğünde 22 lira oldu ama biz verimde her toplamada 15 ton gibi komik bir rakamlara düştük. Kuraklık vurdu. Olmadı. Zaten az olduğu için aslında bu bizim için bir yükseliş değildi. İlk ürün fark etmiyor. Ne olursa olsun, mısır olsun, yer fıstığı olsun, narinciye olsun. Bir 15-20 gün hasat yeni başlarken çok popüler bir fiyatla başlıyor. Çiftçi ürününü hasat etmeye başladığında elinde kalma noktasında geliyor. Bunu burada zarar eden kim? Zarar eden yine çiftçi. Gübre satan, zirai ilaç satan, mazot satan veya işçi grubu. Bu tür kesimlerin hepsi pahalı alıyor, pahalı satıyor. Hiç onların umurunda bile değil. Pahalı alıyor, pahalı satıyor adam.